İyi bir birey ve sporcu yetiştirme yolunda hiçbir karşılık beklemeden büyük emek sarf eden sizleri tebrik ediyorum. Buyurun, sağlık spor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seninle şey, Sarok Bajarımızın o Hepşar Darayıklı Nafşe Sıratıkım o hem o kütendi bu ne zaman kıyratı mantıkım. ASTP'ye teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Bütün genç sporcuların gözlerinden öpüyorum. Yanaklarından öpüyorum. Başarılarını kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Elbette tüm spor dallarında önümüzdeki 5 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak tüm genç arkadaşlarımızı, tüm amatör dallardaki kulüplerimizin çocuklarını, gençlerini, genç kızlarını, genç kadınlarını destekleyeceğimizin sözünü buradan bir kere daha veriyoruz. Geldiği ilk günden beri başta Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarımız olmak üzere ilçe eş başkanlarımız, spor daire başkanlarımız, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız gerçekten bizimle olumlu diyalog içindediler ve bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Mevcut 5 yıllık stratejik planımız içerisinde sporun bütün bileşenleriyle yaptığımız tartışmalar, fikir alışverişi, öneriler ve kentimizde bütün spor dallarında eksik olan her şeyi masaya yatırdı. Elbette ki de sınırsız bir bütçemiz yok. Sınırlı bir bütçe olduğu için gücümüz doğrultusunda adımlar atabiliriz ama biz gücümüzi bir tık da aşan bir noktada adım atmaya çalışıyoruz. Onu bir kere söyleyelim. Biz Diyarbakır'da uluslar arası arenada olimpiyatlar düzeyine gelebilecek bir spor tesisinin bu kentte olmayışını kendimize dert ettik. Ve bunun için bir arayışa geçtik. Bir arsa bulduk milli emlağa bağlı ve talep ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan talep ettik. Maalesef talebimiz reddedildi. Ama reddedildi diye biz yerimizde durmadık. Geldiğimiz günden beri başta bütün mahalleler arasında yapılan bu futbol halı sahaları, tenis, basketbol kortlarını bakım onarımdan geçirdik. Ve mevcut bünyemizde yani Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan bütün yerleri bir bakım onarım, mevcut olan yerleri bakım onarımdan geçiriyoruz. Biz Şilbe'deki bütün tesisin bir bütününün yani sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan bir sahayı tek değil, oradaki bütün eksiklikleri görecek bir şekilde kentimizin hizmetine sunabileceğimiz bir proje çizmek istedik ve projemizi çizdik. Yakın zamanda valinin bize verebileceği bir randevuyla karşılıklı Gençlik Spor İl Müdürü ile birlikte anlaşmamız durumunda kentimizde belki de var olduğu günden beri en iyi tesisi yapmaya çalışacağız. Bunun içerisinde altyapıyı güçlendirebilecek, diğer spor dallarını, kadının spordaki rolünü güçlendirebilecek hazırlıklar yapmak istiyoruz. Altyapıda Cemal Başkan bahsetti, gençlerin, sporcuların beslenmesine tutun konaklamasına kadar. Yani bir altyapıyı, tam anlamıyla bir altyapı tesisi olabilecek bir düzeye getirebilecek bir hazırlıklar yapıyoruz. Bunu benzeri bir şekilde başka ilçelerimizde de yapıyoruz. Biliyorsunuz daha önceki yönetimlerde bizim bünyemizde olan spor salonlarımız maalesef şu an başka kurumlara devredilmiş. Çok eksikliğini yaşıyoruz. Bu konuda şu an gençlerin bir altyapıya evriltebilecek Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerimizin bir tesis sorunun var olduğunu biliyoruz.
Biz konuyla ilgili yazışmalarımızı, hukuksal süreçlerimizi başlattık. Kendi bünyemizde olan yapılarımızı geri isteyip bu topluma hizmet üretebilecek ve bu alandaki, spor alanındaki bütün eksiklikleri de görecek bir yerde tamamlayan bir strateji, 5 yıllık bir stratejik plan hazırlığı yaptık. Arayışlarımız da yeni yerlerin yapımına kadar bu kentin muazzam bir kitlesinin, muazzam bir potansiyelin bütün spor dallarında olduğunu bilincindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Diyarbakır'a geldiğinde onunla da sohbet ettik. Kentimiz metropol düzeyine gelmiş bir büyük şehirken ulusal arası çapı bırakın, ulusal çapta daha herhangi bir spor dalında bir yarışmaya evrilebilecek bir tesisin olmadığını onlarla konuştuk. Bu konuda da destek talep ettik. Kendisi de şu sözü verdi. Biz sizin yapmak istediğiniz projenize gücümüz doğrultusunda destek vereceğini sözünü de verdiler. Biz bu 5 yıl içerisinde başta bütün spor dallarında altyapıyı, yani çocukların geleceğini, bu gençlerin geleceğini, ama sadece futbol değil, diğer bütün branşlarda bir çalışmanı yürüteceğini sizler huzurunda sözünü veriyoruz.